Dünya evine gireceklerdi ki aksilikler peşlerini bırakmadı. Önce koronavirüs engeli çıktı, sonra damat ayağını kırdı. Ama onlar kararlıydı. Planlanan tarihten tam 7 ay sonra da olsa hastanede evlendiler. Şahitleri de doktorları oldu. Sayın Kader Çelikman, hoş olarak kabul ettiniz. Evet, farklılık oldu, bilgi imza attık. Ben de çiftimizi sizlerin huzurunda resmen karı koca eş ilan ediyorum. Kısmet bugüneymiş, güzel bir anı oldu. Damat ayağını sakatlayınca salona gidemedi. Genç çiftin nikahları hastane koridorunda kıyıldı. Güzel bir ortam oldu. Doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar. Talihsizlik yakamızı bırakmadı. Bir türlü şu nikahı kıydıramadık. Kader Çelik ve Mehmet Erdal mutluluğa ilk adımlarını atmak istediler ama talihsizlikler peşlerini bir türlü bırakmadı. İlk nikah tarihleri 13 Mart'tı ancak ilk olarak pandemi engeline takıldılar. Sonra nikahlar ertelendi. Sokağa çıkma yasakları başladı. İşlemlerimizi tamamlayamadık. Tam nikaha kıyılacaktı ki karşılarına bir başka engel daha çıktı. Tam yasaklar bitti. 2 gün sonra eşim halı saha maçına gitti. Bacağını sakatladı. Isınma hareketlerini yaparken ters bastım ayağıma. Ameliyat oldu. Bir hafta sonra enfeksiyon kapladı. 45 gündür buradayız. 4 kez ameliyat geçirdi. Erdal çiftinin son aldıkları nikah tarihi dündü. Doktor bey çıkamazsınız deyince biz de nikah memurunu buraya çağırdık. Gelin Kader Çelik, damat Mehmet Erdal'a sürpriz yapmak istedi. Bağcılar Belediyesi'ni aradı. Nikah memuru hastane odasına geldi ve genç çiftin nikahı da burada hastane odasında kıyıldı. Sayın Nimet Erdal Bey'i eş olarak kabul ettiniz mi? Evet. Bütün olan her şeyde sürpriz oldu mesela. Yani eşimin bana sürpriz yaptı mesela, hiç haberim yok.